Herkese merhabalar. LGS hakkında tüm bilmen gerekenleri öğrenmeye hazır mısınız? Hazırım hocam. Efendim bir kere LGS hakkında Milli Eğitim Bakanlığı sınavla öğrenci alacak öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzunu yayınladı. Bu kılavuzun içinde başvurunun nasıl yapılacağı, sınavda kaç sorunun olacağı, aynı zamanda kimlerin sınava girip kimlerin sınava giremeyeceği, aynı zamanda Tonguç Evren Bey engelli arkadaşlarımızın nasıl sınava gireceği, yani tüm detaylar. Bu kılavuzu nereden bulurum hocam? Yurt dışında yaşayan arkadaşların nasıl başvuracağı, tüm detaylar burada var. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, hatta Tonguç Evren'den sonra çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Sınavda puanların nasıl hesaplanacağı ile alakalı bilgiler de var. Tablolar da var. Seninle beraber onları ufak bir paylaşacağım. Bir de okulların, yani sınavla girecek okulların listesi var burada. Burada merkez sınav öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarının listesi var burada. Yani senin aslında LGS sınavıyla gireceğin tüm okulların listesi var burada. Seninle beraber bunu inceleyeceğiz ve kılavuzu aynı zamanda nereden bulabilirim hocam? Kılavuz açıklamadaki linkten indirebilirsin Tonguç Evren Bey'im. Açıklama linkten bu kılavuzun aynısına ulaşabilirsin, hiç merak etme. Şimdi bir kere sınavımız Tonguç'um 1 Haziran Cumartesi günü ve saat 9.30'da olacak. İlk oturum tabii ki. Bu birinci oturum. İkinci oturumumuz da saat 11.30'da olacak. Yine aynı şekilde 1 Haziran Cumartesi günü olacak. Ve bu sözel, yani birinci oturuma sözel, ikinci oturuma sayısal çıkacak sınavda karşımıza. Sözelde karşımıza çıkacak soruların hemen dağılımına bakalım. Türkçeden 20, inkılaptan 10, dinden 10, yabancıdan 10 tane soru çıkacak. Toplamda 50 tane soru ve 75 dakika zaman alacak bu. Çünkü Tonguç Evren Bey'im her soru sözelde 1,5 dakika. Sonrasında 45 dakika mola verildikten sonra 45 dakika böyle kafanı dinleyeceksin. Ve çay 10, çorba. Aynen 11.30'da da ikinci oturum, yani sayısal alan yapılacak. Sayısal alanda da matematik 20, fenden de 20 tane, toplamda 40 soru ve burada da enteresan bir şey var. 2 dakikadan, yani 80 dakika sürecek sınavımız. Aa. Dolayısıyla 11.30'dan sonra Tonguç evladım benim, saat 12.30 13.30 değil de 13.10'da falan çıkıyorsun artık. Terk ediyorsun. Ne yapacaksın? Oh be diyeceğiz. Aynen hocam. Gerçekten de oh be diyeceksin diyoruz. Peki LGS 1 Haziran 2019 Cumartesi dedik ve toplam 90 sorudan oluşuyor o zaman. Sözel 75 dakika, sayısal 80 dakika, toplam 155 dakika artı 45 dakikada arada molamız var, onu da söylemek istiyorum. Peki test katsayısında önemli bir şey bilmemiz gerekiyor. Türkçe matematik fenin katsayısı hem 20'şer soru hem de katsayıları 4. Yani bir Türkçe neti aslında 4 tane inkılaba değer. Çünkü inkılabın katsayısı 1. Dolayısıyla bir Türkçe matematik fen hepsi birbirine eşit bir kere. Katsayıları eşit birbirine. Ama Tonguç Evren Bey'im, 4 tane din yapsan ancak bir tane fen netine denk geliyor. 4 tane İngilizce yapsan ancak bir tane Türkçe netine denk geliyor. Bir tane matematik yaptığın zaman 4 tane inkılap netine denk geliyor. Ama bir tane matematikle bir tane fen eşit. Bunu unutma, çok önemli bir bilgi. Geldik. O zaman başvurularımız nasıl başlıyor? Ne zaman başvuracağız canım? Tonguç, 3 Nisan'da başladı başvurular. 14 Nisan'a kadar zamanımız var. 3-14 Nisan arasında başvurularımızı yapıyoruz. Ve sınav giriş belgemizi 22 Mayıs'ta alıp 1 Haziran'da sınava gireceğiz. Sınav giriş belgemiz çok önemli. Sınav giriş belgesi olmadan sınava giremiyoruz. Bunları da okul müdürlüklerinden alacağız. Peki kimler başvurabilir dersen? 8. Ben başvurabilirim. 8. sınıfım ben. Tüm öğrenciler. 8. sınıftaki tüm ortaokul, ilkokullardaki tüm öğrenciler başvurabiliyor. Dolayısıyla 8. sınıf olma şartı var. Onu da söyleyeyim. Hani 7. sınıftaki bir arkadaş ben LGS'ye gireceğim diyor. Böyle bir şey yok. Başvurular nasıl yapılıyor? Okul müdürlüğünce başvurular yapılacak. Tonguç Evren, burada önemli bir şey var. Niye okul müdürlüğünde, normalde e-okuldan bunlar yapılabilir, başvurular yapılabilir. Ama Tonguç, e-okuldan önce mutlaka okul müdürlüğüne, hatta burada başvuru kılavuzunu incelediğimiz zaman, hani ben hatta sana ilgili maddeyi göstermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı başvuru işlemleri diyor. Başvuru işlemlerinde, hatta şöyle birazcık odaklayabilirsek. Wow. Aynen, evet. Başvuru, merkezi sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrencilerin bilgilerinin güncelliği okul müdürlüğü sorumlu olacaktır. Dolayısıyla burası çok hassas. Yani okul müdürlüğü bilgilerinin doğru olup olmadığını kontrol etmedi. O yüzden sen ilk başta yapacağın şey şu. Okul müdürlüğüne gideceksin ve bilgilerim doğru mu değil mi diye kontrol edeceksin. Sonrasında e-okuldan başvurunu takip edebilirsin diyorum. Hatta eski formatımıza getiriyorum hemen sana Tonguç Evren Bey'im. Sonrasında diyeceksin ki e-okuldan ben takip edeceksin. Çünkü zaten e-okuldan yapılıyor başvurular ve e-okuldan ilerleyebilirsin. Burada şunu unutma Tonguç'um.
sınava girerken TC numaralı fotoğraflı nüfus cüzdanları, eski de olur yeni de olur ama yeter ki TC numarası olsun, burası çok hassas diyoruz. Önemli ayrıntılara birazcık girmek istiyorum Tonguç'um. Sınav kitapçığımız tabii çok uzun, çok uzun, yani yüzlerce madde var ve bayağı bir hani karışık da çok karışık değil ama böyle birazcık da oku oku bitmeyen bir yapısı var. Dolayısıyla biz dedik senin için okuduk. Hani özel durumun yoksa, özel durum ne demek? Mesela burada da var zaten, yurt dışından başvurmuyorsan sınava veya işte mesela engel durumun varsa, mesela engel durumuna bak. Görme engelli olanlar için, işitme engelli, hepsi için ayrı şeyler var. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci için, hepsi için ayrı açıklamalar var. Ve ama genele hitap eden şöyle bir şey yaparsak, önemli ayrıntılardan birincisi şu. Saat 9'da sınav sonunda mutlaka olmak zorundayız. Çünkü 9.30'da sınav dongu çalacak. Dong da bakayım evladım. Dong. Aynen. Fotolu, onaylı sınav giriş belgemizin mutlaka yanımızda olması gerekiyor. Güzel çıkmak zorunlu mu hocam fotoda? Aynen. 22 Mayıs'ta bunlar yayınlanacak zaten, verecek bize. Geçerli kimlik belgemiz, o da TC numarası çok hassas burada. Burada bayağı uzun uzun anlatmış. Hangi kimliklerin burada olduğuna dair, hangi kimliklerin kabul edildiğine dair. Dolayısıyla senin orada TC numaranla beraber olan bir kimlik belgesi, onu bulamadım şimdi. Ve aynı zamanda 2 adet yumuşak uçlu kurşun kalem demiş. Ben kısa olsun diye böyle yazdım. Yumuşak uçlu kurşun kalem, yani 2B diyorlar buna. Kalem tıraş ama kaliteli al lütfen. Çünkü kalitesiz alırsan patlarsın sınavda, Allah korusun böyle ucun kırılır falan, sürekli içi çürükmüş dersin, Allah korusun perişan olur. Kalem tıraş, düzgün kaliteli bir kalem tıraş olsa daha iyi olur. Çünkü açtığın zaman böyle kırmasın ucunu sürekli. Bir de silgi tomucu, ama burada silgide iz bırakmayan silgi olduğuna bayağı vurgulamış. İlk 15 dakika kapılar açık. Yani sen sınav kaçta başlıyor Tonguç'um? Sınav kaçta başlıyordu? Hemen söyle bakayım, demin söylemiştim. 9.30. 9.30'da 9.45'e kadar sınava girebilirsin. Yani mesela Allah korusun işte araba kaza yaptı, lastiği patladı, yok işte trafik vardı, yetişemedin sınava. 9.45'e kadar zamanın var. Yani çok geç kaldım ama 9.45'e giren adamın da zamanı ekstradan vermiyorlar. Yani daha az zaman kullanmış oluyor. O da önemli bir bilgi. ABCD kitapçık türleri var. Dolayısıyla kopya çekilmesini engellemek için ve yan yana oturan adayların birbirinden bakmasını engellemek için farklı sınav kitapçıkları var. Hatta bu yüzden şöyle diyorum. Matematikte ilk soru ne çıkacak? Çarpanlar katlar. Evet. Hayır. ABCD'de mesela A'da çıkabilir belki ama B'de üçgenler sorabilirler. C'de olasılık sorabilir. D'de işte üst üste, yani bu sıralamayı sen öğrendiğin gibi bekleme. Onu da söylemek istiyorum. Ve sonuçlar da 24 Haziran'da açıklanacak Tonguç evladım benim. 24 Haziran'da aslında biz sonuçları açıklayacak ve 1531 tane okul var Tonguç'um ve 139.120 öğrenci LGS'ye. Herkese başarılar diliyorum. Şimdi bak Tonguç'um, sınav kılavuzumuzu incelersek dedik, işte burada tanımları vermiş, başvuru tarihlerini vermiş. Hatta şöyle birazcık daha sana yakınlaştırıp şöyle göstermek istiyorum Tonguç'um. Bak burada başvuru tarihlerini vermiş, işte sınav tarihinin ne zaman olduğunu vermiş, işte sınav sonuçlarının ilanını vermiş. Buradaki tarihler gerçekten bizim için önemli. O yüzden biz şu anda asla bunu kaçırmamamız gerekiyor. 3-14 Nisan arasında. 22 Mayıs'ta sınav belgesi, 1 Haziran'da sınav tarihi ve 24 Haziran'da sonuçlar açıklanacak. Ve bunun yanında da Tonguç'um işte bazı tanımlar vermiş. Bunlar bizim için çok önemli değil. Aynı zamanda başvuru işlemleri çok önemli. Okul müdürlüklerine gitmemiz gerektiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda yurt dışında yaşayanlar için özel bilgiler var. Bunu yurt dışında yaşayanlar mutlaka okuması, kendi ayrıca değerlendirmesi gerekiyor. Biz genele şu anda anlatıyoruz. Ve tabii herkesin sorumluluğunu vermiş. Okul müdürlükleri de bunu okuyor. O yüzden hani sen deme ki sadece benim için. Hayır, okul müdürlüklerinin yapacağı işlemler yazılmış. Sınav giriş belgesi 22 Mayıs itibariyle verilebilecek öğrencilere. Şunu da unutmayalım Tonguç'um. İşte bütün ihtiyacı olan her şeyi de yazmış burada. Bir de sınav sorularını da vermiş. Türkçe 20 soru dediğimiz gibi, işte İnkılap 10 soru, 10, 50 toplam soru var. 20 tane matematikten var, 20 tane de fenden var. Toplam 40 tane sayısal sorun var. Burada 9'da lütfen gel diyor. Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesini unutma diyor. Ve kimlik belgesi, geçerli kimlik belgesi, TC kimlik numarası çok önemli diyor. Lütfen bunu unutma Tonguç evladım benim. Pasaport, masaport da olabiliyor. Bunu da unutmayalım. Aynı zamanda Tonguç'um. Burada katsayıları da vermiş. Bak, Türkçenin katsayısı demin sana söylediğim gibi 4. Matematik 4. Fen 4. Bunlar çok ağırlıklı. Yani bunlara çalışırken, derslere çalışırken bunlara göre çalışman gerekiyor. Ve sınav puanlamasını vermiş. İleride bunları yapacağız. Sınav puanlamasını falan filan yapacağız.
Aynı zamanda işte ağırlıklı standart puan hesaplanması ve benzeri bir sürü şey var burada. Senin yapman gereken şey şu listeyi açmak. Mesela sen nerede oturuyorsun diyelim. Adana'da oturuyorsun diyelim. Adana'da ben diyelim ki Kozan Şehit Ardacan Meslek Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gitmek istiyorum. O zaman hemen Tonguç'um bu listeden lütfen ama lütfen Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni işaretle. Veya diyeceksin ki ben Adana'da aynı zamanda Adana Anadolu Lisesi'ni de hedefliyorum. Bak hedeflerini buradan teker teker işaretlemen gerekiyor. Hedeflerini işaretledikten sonra nereye gireceğini bak kontenjanı kaçmış bunun 180'miş. Ondan sonra kontenjanı kaçmış bunun sadece 30'muş gibi kontenjanlar da bizim için çok önemli. Burada işaretlemelerini yaptıktan sonra hedefindeki okulları belirleyip sen buradan LGS ile gireceğin okulları anlaman ve bulman gerekiyor. Allah boyadı ya bu elimi var ya. O yüzden böyle bir yampirik gümbürük. Kına mı yaptınız canım? Aynen kına gibi gözüküyor kusura bakma diyorum. LGS sana. Kınası. Aynı zamanda Tonguç'um bak hangi ildeysen bütün illere göre şeyler var. Hatta ilçeleri de yazıyor burada. Buradan kendi lütfen okulunu seç. Hedefinde girmek istediğin okulu seçerek de bu 139.120 öğrenci arasına girmeye çalışacaksın LGS ile sınava girince Tonguç Evlami. Aynı zamanda yerleştirmede sınav puanı eşitse Tonguç'um. Bu çok olacak bir şey değil şu anda. Çünkü sınavı birazcık daha zor yapmaya başladılar artık. Ama eskiden çok oluyordu. Mesela eskiden herkes full çekiyordu. Ama şimdi artık birazcık zor olduğu için matematik özellikle birazcık kazıkul aziz yapmaya çalıştıkları için. Kazıkul. Ama Tonguç şunu unutma bak. Burada çok enteresan bir bilgi var. Mesela sayısal teste başlıyorken ben senin yerinde olsam fenle başlardım. Neden diyorsun? Çünkü fendeki soruları daha kolay olacağından dolayı öyle tahmin ediyoruz. Çünkü örnek sorularında da öyle. Daha rahat çözerim bir moral toplarım. Çünkü 11.30'da yeni bir sınava girmiş olacağım. Ve bu moralden sonra matematik sorularında eğer zor sorarlarsa ki şu andaki işaretler onu gösteriyor MEB örnek sorularından. Zor sorarlarsa bile ben kendi moralimi düzeltmiş bir şekilde o soruları yapacağım şeklinde girelim ve motive olmuş bir şekilde girelim. Tabii sonuçta eğer yerleştirmede puan eşitse OBP yani ortaöğretim başarı puanı üstünlüğüne bakacaklar. Eğer bunları da aynıysa ki çok zor gerçekten de yıl sınıfı başarı puanı yani sadece 8. sınıfın başarı puanına bakacaklar. Eğer o da yoksa onlar da eşitse devamsızlığı az olan öğrenciyi tercih edecekler. O da eşitse Tonguç'um tercih sırası. Mesela sen birinciye koymuşsun. Arkadaş üçüncüye koymuş. O zaman seni alacaklar. Doğum tarihi en sona doğum tarihi. Yani bu daha küçük. O yüzden bu hak etti. Tebrik ediyorum. Büyükler perişan olsun diyerekten seni son plana atabilirler. Sınavsız yerel yerleştirmede de yani adrese dayalı yerleştirmede de ikametgah adresi önemli Tonguç Evren Bey'im. Yani adresinin yakınında bir okul olması önemli. Tabi buradaki okullar bu 1531 tane nitelikli okulun içine girmeyen okullar dışındaki okullar aslında. Ondan sonra ikametgah adresi yakınsa aynı yakınlıkta oturan iki adam varsa ortaöğretim başarı puanına bakacaklar OBP. Sonrasında da bunlar da eşitse bu iki adamın devamsızlığına bakacaklar. En sonunda yıl sonu başarı puanı yani 8. sınıfa bakacaklar diyoruz. Ve bu şekilde aslında detaylı bir şekilde LGS'de MEB'in hazırladığı bu kılavuzu incelemiş ve buradaki bütün bilgileri ve hatta bu okul listesinden de kendi okullarımızı seçmeyi de öğrenmiş olduk. Sen de bu okul listesinden kendi okullarını seç. Okul müdürlüğüne git ve başvurunu yap. 14 Nisan unutma. Son tarih. Bunu da kaçırma diyorum. Ödüllü sorumuzu yap. Tonguç'um yorumlara yolla. Hadi bakalım.